Negatif düşünceler hayatını neden etkiliyor ve nasıl etkiliyor? Bak şimdi şöyle örnek vereyim. Negatif düşünceler kaynakları belli. 18 yaşına kadar bir insan 144 bin negatif cümleyi duyduğundan dolayı içindeki ses onu tekrarlıyor. Bazı günler 70 bin kere bilinç altında tekrarlanıyor cümleler. Yani negatif düşüncede kalıyor insan. Negatif düşünce oluştuğu zaman beyninde insanın bu sefer o tekrarladığı için o cümleler yapamazsın, beceremezsin, olmaz, olmayacak, hayal kırıklığına uğrayacaksın. Onu tekrarladığı için düşünce olarak beyninde bu sefer diline yansıyor. Diline yansıyor. Çünkü onu düşünce audiotiftir. Yani işitseldir. O sesi duyuyor aslında. Düşünce sese dönüşüyor kulağında. Kulağında duyuyor. Ve bu sefer duyduğu o sesi kişi tekrarlıyor. Şu diliyle tekrarlıyor. Tekrarlıyor, 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 tekrarlıyor. Telkin veriyor aslında. Kendini bir çeşit hipnoz ediyor. 40 kere deli dersen deli olur hesabı. Tekrarlıyor. Tekrarlayınca bu sefer hani hadis-i şerif de var. Çok önemli bir hadis-i şerif. Bela insanın diline bağlıdır. Tamam mı? Dili ile tekrarlıyor. Negatif şeyleri tekrarlıyor. Belayı çekiyor kendine. Belayı üzerine çekiyor. Mıknatıs gibi. Peki dilden sonra ne geliyor? Söylüyor ya. Davranışı da negatif oluyor kişinin bu sefer. Söylediği için, tekrarladığı için belayı kendi üzerine çektiğinden dolayı bela insanın diline bağlıdır hesabı. Davranışları da negatif oluyor bu sefer. Hep olumsuz davranışlar. Veya önüne fırsat geliyor. Elini uzatması gerekiyor mesela onu almak için o altın geliyor önüne. Külçe altın. Elini uzatacak ama o sesi duyunca o düşünce ile onu tekrarlıyor. Yok diyor ben bana yaramaz bu diyor veya bu sahte diyor. Bir şey söylüyor. Negatif bir şey söylüyor. Negatif cümleyle o fırsatı değerlendiremiyor. Yani davranış da negatif oluyor. Önüne gelen bütün fırsatları engelliyor. Yani uzak tutuyor kendini davranışlarıyla. Peki davranışlar tekrarladıkça ne oluyor? Negatif davranışlar. Bu sefer negatif davranışların arkasından negatif alışkanlıklar oluşuyor. Negatif alışkanlıklar. Bütün negatif alışkanlıklar ondan kaynaklı. Negatif davranış nedir? Devamlı kendi zarar verici şeyler kullanmak. Kişinin işine yaramayan ne varsa oraya odaklanıyor. Alışkanlık yapıyor. Mesela sigara işe yarıyor mu? Vücuda yarıyor mu? Yaramıyor. Değil mi? Negatif bir alışkanlık. İşe yaramayan sağlıksız gıda yemek veya sağlıksız beslenmek. Negatif bir alışkanlık. Negatif alışkanlıklardan başka ne var? Başkalarının hayatını konuşmak. Yani enerjiyi başkasına harcamak. Bazı insanlar var sürekli birilerini konuşuyor. Sanki kendi hayatı yok. Sürekli enerjisini başka yere harcıyor. Mesela sadece konuşmak değil. Yani bunu açarsak ne var? Dizi seyretmek başkasının hayatını izlemek demektir. Veya haberleri izlemek sürekli veya kadın programlarını izlemek başkalarının hayatı ile ilgilenme, kendi hayatı yokmuş gibi öyle bir alışkanlık. Bu negatif bir alışkanlık. Yani kişi işe yaramayan negatif bir alışkanlık haline getiriyor. Başkalarının hayatını takip ederek. Veya kendine faydası olmayan hayatta ne varsa, bak ne varsa sporcu gibi düşünüyorum diyor. Spor takip ediyor. Tamam mı? Ama bir metre göbeği var. Negatif bir alışkanlık. Maç izlemek negatif bir alışkanlık. Bir metre göbekle. Sadece seyretmekle kalma. Kalk, yürüyüş yap. Ve o seyrettiğin sporu sen de yapmaya çalış. Pozitif bir alışkanlık haline getir. Başka düzensiz bir uyku alışkanlığı. Geç yatmak. Geç kalkmak. Kötü bir alışkanlık. Negatif alışkanlık. Yani bunların arkasını böyle zincirleme silsile yoluyla takip ettiğimizde başında ne var? Negatif düşünce. Negatif düşünceden kaynaklı. Yani hayatını düşünce bu şekilde etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Biraz önce anlattığım gibi. Silsile yoluyla devam ediyor. Hayatını zehire çeviriyor, zindana çeviriyor kişi. Kendini ayağına kurşun sıkıyor aslında. Negatif düşünceler bu kadar tehlikeli. Virüs gibi. Bütün bedendeki kimyayı değiştiriyor. Vücudumuzun %70'i su. Suyun da hatırası var. Kayıt yapma özelliği var. Suyun kimyasını değiştiriyor. Yani negatif düşünce silsile yoluyla insanın suyun içindeki o vücudunun içindeki o su moleküllerini değiştiriyor. Yapısını değiştiriyor. Akvaryum gibi bir şey var. Onun içerisinde beynimiz var değil mi? O su da molekül yapısını değiştirince
negatif olunca, kimyası değişince negatif düşünceler böyle o çarkın içerisinde bir türlü çıkamıyor kişi. Ve hayatı tamamen zindan oluyor. Kısır döngü. Almancası Teufelskreis, Türkçesi şeytan çemberi, yani kısır döngüden kişi çıkamıyor. Böyle dönüp dönüp dolaşıyor. Hayatı zindan oluyor. Ömrünü ziyan ediyor. Hani derler ya, ot geldi saman gitti. Bir eser bırakmadan gidiyor. Ömrünü israf etti. Haberi yok. İnsanlar genellikle bu şekilde hayatını zindana çeviriyor. Zombi gibi yaşayan insanlar var. Yani hipnoz olmuş negatif düşüncelerinden dolayı zombiye dönüşmüş, yaşayan bir ölü haline geliyor. Hayatın manası yok. Kişi boşlukta. Hipnoz da yani. Düşünün, YouTube'a girin bakın. Hipnoz yaşayan insanlar veya hipnoza giren insanlar nasıl davranıyorlar? Aynı onun gibi davranıyor aslında kişi. Zombiye dönüşmüş. Yani hipnoz olmuş kişi haline geliyor. Negatif düşünce o hale getiriyor. Kurtulabilir misin? Tabii, elbette. O çemberden, negatif çemberden kurtulur musun? Yani kısır döngüden? Elbette, herkes kurtulabiliyor. Farkında olan herkesten içsel ve dışsal kaynaklar devreye girer ve kişiyi o çemberden çıkarır. Ama farkında olan, uyanan insanlar. Hani Matrix diye bir film vardı değil mi? Yıllar önce, seyretmeyenler seyredebilir. Kişi gerçeğe uyanıyor. Ona bağlanan kablolardan kurtulunca uyanıyor. Hipnozdan uyanıyor. Ve hayata açıyor gözünü. O zamana kadar uyuyan bir ölü gibi yaşamış. Zombi gibi yaşamış. Gerçek hayat değil, sanal alemde yaşamış. Dolayısıyla herkes kurtulabilir. O çemberden herkes kurtulabilir. Birinci çözüm neymiş? Farkındalık. Yani uyanması kişinin. Uyanması lazım. Yani başına bir şey gelirse uyanıyor kişi. Yani bir tokat yediği zaman uyanıyor. Veya biz insanları videolarımızla yıllardan beri zaten uyandırmaya çalışıyoruz. Bu videoları izleyen birçok insan var. Bu videoları izleyip birçok kişi uyandı ve kendine geldi. Birincisi neymiş? Farkındalık. Yani uyanmak. İkincisi ise bakış açını değiştirmek. Yani kafandaki kilitleri çözmek. Bu da tek başına olmuyor. Bir uzman eşliğinde oluyor. Bakış açısını değiştirdikten sonra, yani kafanı, beynini başarıya ve huzura programladıktan sonra kendini geliştirmek. Yani duyguları, düşünceleri ve davranışları değiştirmeyi öğrenmek. Hayatı yönetmek. Ve bu üç adımdan sonra öğrendiklerini hayatına yansıtmak, bir ayna gibi. İşte o zaman pozitif düşünmeye başlıyorsun. O zaman o kısır döngüden çıkıyorsun. İşte o zaman kendini gerçekleştiriyorsun. İşte o zaman kabuğunu kırıyorsun. İşte o zaman sevdiklerinle beraber, yani çocuklarınla, eşinle, ailenle beraber kendini gerçekleştiriyorsun. Daha güzel bir hayata sahip oluyorsun. Eğer sen de bu şekilde İlk önce kendine, sonra başkalarına yardımcı olmak istiyorsan, negatif düşüncelerden kurtulup, kısır döngüden kurtulup, arzuladığın başarıya, arzuladığın huzura ulaşmak istiyorsan, o zaman bu anlattıklarımı hayatına yansıtmaya başla. Biz bu konuda birçok kişiye yardımcı olduk. Eğer sen de senin elinden tutup, arzuladığın başarıya ulaşmak için adım adım yol göstermemizi istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bu videonun altında ön görüşme için başvuru formu var. O linke tıklıyorsun, başvuruyu dolduruyorsun ve bize gönderiyorsun. Ve biz de sana yardımcı olabileceğimize emin olursak, o zaman programımıza katmak için seninle iletişime geçiyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.